Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 31. gününde Rus ordusu hedef değiştirerek Donbas'ın bağımsızlığı için mücadele edeceğini duyurdu. Bu açıklama Rusya'nın taktik değiştirdiği şeklinde yorumlandı. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Hareket Dairesi Başkanı Orgeneral Sergi Rutskoy konuya ilişkin açıklamasında güçlerimiz esas hedefe odaklanacak, o da Donbas'ın tamamen bağımsız hale getirilmesi dedi. Washington Post'un haberine göre Çin sahil güvenlik gemileri Filipin sahil güvenlik gemilerinin yakınında tehlikeli manevralar yaptı. Filipinler, Çin sahil güvenlik gemilerinin son bir yılda en az 4 defa tartışmalı bir bölgenin yakınında çarpışma riskini arttıran ve uluslararası güvenlik düzenlemelerini ihlal eden hareketler yaptığını duyurdu. Hint ordusu Odessa eyaletinin Bolesara kentinde orta menzilli füze test etti. Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu orta menzilli yüzeyden havaya füzenin Bolesara'da yerel saatle 10.30 sularında test edildiğini açıkladı. Açıklamada füzenin hedefi başarılı bir şekilde vurduğu bilgisine yer verildi. Hindistan 24 Mart'ta nükleer kapasiteli karadan karaya süpersonik Brahmos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yayınladığı video mesajla bir kez daha Batı'ya seslendi. Ukrayna'nın Avrupa'nın güvenliği için kritik nokta olduğunu dile getirdi. Silah desteği isteyen ve Mariupol'ü kurtarmanın ancak tank ve uçak yardımıyla mümkün olacağını vurgulayan Zelenski, Ukrayna Rus füzelerini av tüfeğiyle ya da makineli tüfekle vuramaz. Çok daha fazlasına ihtiyaç var. Mariupol'ü yeterli miktarda silah olmadan geri almak mümkün değil dedi. Çin'de 21 Mart'ta düşen 132 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağının ikinci kara kutusu da bulundu. Kara kutunun genel olarak sağlam ve görevlilerin elinde olduğu görüldü. İkinci kara kutunun da incelenmek üzere Pekin'deki Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne gönderileceği duyuruldu. ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki cami ve mescitlerde müezzinler günde 3 vakit ezanı hoparlörle okuyabilecek. Şehir meclis üyesi Cemal Osman'ın sunduğu ezanın halka açık şekilde okunmasına izin veren tasarı belediye meclisinde kabul edildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, İran'ın nükleer güç olmasını engellemek için kararlı olduklarını vurguladı. Lapid, 26-30 Mart'ta İsrail'in yanı sıra Batı Şeria, Fas ve Cezayir'i içeren bölge ziyareti kapsamında ülkesine gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.